Hayatım, ödümüzü yarıyorsun şurada ailecek. Biz de nasıl kaptırdıysak bu korku komedi midir? Bunun tarzı ne? Ay, ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bence bizim artık bir aile olarak kenetlenmemizin zamanı geldi de geçiyor bile. Hakikaten. Ay Şade, kim bilir o Lale ne kadar üzülmüştür. Yani perişan olmuştur kızcağız. Şey mi yapsak acaba? Şöyle diyorum, bir toplanıp hep beraber bir geçmiş olsun ziyaretine mi gitsek? Hı? Hazır bir kriz varken bunu nasıl fırsata çeviririm diyorsun yani Betül, öyle mi? Ev hapsi cezanız devam ediyor. Babacığım, şimdi müsaadeniz olursa iyi halden diyorum. Acaba hapis cezasını paraya çevirmek mümkün olabilir mi? Çünkü para cezasını çevirirsek biz onu para şeklinde ödeyebiliriz. Çünkü bizim paramız da kamyonla paramız olacak. Gibi hissediyorum. Sanki para gelecek bir yerden, elim kaşınıyor kız. Vallahi bir şey istedi, para gelecek. Neden dersen, Onur Efendi ceza sahası içinde 10 kusurlu hareketten birini yapmak suretiyle babaannem tarafından şutlandı. Madıysa bile acak. Şutlanacak. Neden? Çünkü Onur hatalı. Geriye kim kalacak? Şirketin başında mazbut aile babası, ev bak sahibi, işinin gücünün başındaki Erol. Bilemem ben çocuğum. Ama Şadi'cim yani Allah aşkına şöyle etrafına bir bak. Yani şöyle bir bak, dürüst ol yani. Bizim gibi kaç aile kaldı böyle sıcacık, samimi? Kaç aile kaldı hiç vallahi? Hiç kalmadı. Gerçekten. Acaba biz birbirimize bir fenalık yapmıyoruz ki yani. Bizim yaptığımız hep başkasına yani. Hayır, onun da cezasını artık biz böyle gani gani çektik yani. Keşke bizi affetsen. Keşke bizi affetsen yani. Valla şöyle ailemize bir bakıyorum. Yemin ediyorum bir çekirdek aile. İdeal bir çekirdek aile. Hepiniz tek tek çekirdeksiniz benim gözümde. Hanımım kabak çekirdeği. Yani bence de baba ya. Valla Yıldız yengem onun yaptığı kötülüklerden sonra bizimkiler melek sayılır yani. Bence de affedebilirsiniz. İyi hadi, tamam affettim. Bir daha da böyle alengirli işler yapmayın. Duydunuz mu? Helal olsun. Yemin ediyorum. Görüntüleri yerleştirdim. Hiç iz bırakmadım anacık. Aferin Onurcuğum. Er geç hak ettiğin şirketin başına geçeceksin. Onurcuğun işi bitti. Daha da toparlayamaz o evliliği. Aman evladım, aman oğluşum. Dur, baban düşüncelerimizi duyabiliyor yavrum. Oğluşum dikkat et. Aşk olsun anacık. Bizim de ilk işimiz değil. Na 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 na. Ay! Ay! Üf baba ya. Nerelere gittiniz ya? Dün koptu ya. Üf. Ay kızım ya. Ay Şadi'cim biz de böyle işte oturduk bütün gün. Film seyrettik. Üf. Tamam Betül, tamam. İnandık. Erol. Ha. Sen böyle Onur gibi o dedenin kuralı yüzünden benimle evlendin. Dedem kim hayatım? Onur ne? Kural kaç? Ha? Net bir cevap da veremedim. Çünkü soru da çok karışık şu anda. Şey yapamadım. Seni de karşılayacak, doğru, tatmin edecek cevabı da veremedim. Evlilikle ilgili bir soru olsa gerek. Evlilikle ilgili... Aa! Kız ben seninle durduk ki kuralla evlenecek insan mıyım ben? Aşk adamı değil miyim ben? Aşk olmadan meşk olur mu çapkın? Baba! Erol benimle Minas içimle evlendi. Kızım şimdi sen böyle şeyler düşünüp kendini yorma. Sıkma sen tatlı canını. Bebeklerini düşün. Zaten sen bir doğumunu yap. Ondan sonra oturup konuşacağız. Evet mi oluyor bu yani? Erol, seni terk ediyorum. Yapma be. Yolun açık olsun diyebiliriz. Ne yapalım? Oturma kalk. Kızım terk ediyorum dedim. Birinci tekil kullandın. Senin gitmen gerekir. Seni terk ediyorum. Evi terk etmiyorum ben. Karnım burnum da ya benim. Ben mi gideyim? Sen gideceksin bu evden. İşin yoksa 5 yıldızlı otel bul. Erol. Erol. Bir şey söylesene şu çocuğa. Ha, karısını bırakırsa İsmet annem Erol'u da şirketin başına geçirmez. Ya düşündüğün şeye bak Betül. Hayır, bir dakika. Allah korusun. Bir yanlış anlaşılma var. Şu anda idrak ediyorum. Senden ve yavrularımızdan ayrı geçen ömrü yaşanmamış sayarım hayatım. Beraber yaşayalım ki o paracıkları beraber yiyelim. Yalnız yiyen yalnız ölür. Öyle kolay değil. Önce beni kendi aşkına böyle ikna edeceksin. Ondan sonra barışırım yani. Yine sınav. Yine sınava sokacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.
karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.